Efendim, kısa bir aranın ardından tekrar kaldığımız yerden Günaydın Eskişehir programımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Konuğumuz Gordion Rotary Kulübü Başkanı Serdar Tomris. Gordion 116. yılını kutluyor. Bu kapsamda Serdar Tomris'i bizler konuk ettik. Rotary Kulübü'nü konuşacağız. Rotary nedir, amacı nedir, vizyonu nedir? Bu ve buna benzer pek çok konuyu bugün programımızda ele alacağız. Sayın Tomris, hoş geldiniz efendim. Günaydın diyelim ve nasılsın diyerek başlayalım. Günaydın, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Öncelikli olarak ben STV Genel Yayın Yönetmeni Soner Yüksel'e ve sizlere bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Eskişehir doğumluyum. Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Şu anda ikinci üniversitemi okuyorum, sosyoloji bölümünü okuyorum. Eskişehir Gordion Rotary Kulübü dönem başkanlığı yapıyorum. Tomris Paslanmaz ve Tomris Makina adlı iki aile şirketimiz var. Orada üst düzey yönetici olarak çalışmaktayım. Sizi tabii iş adamı olarak değil de daha ziyade bu sosyal yardımlaşma konularında, sosyalleşme konularında, cemiyet hayatında daha çok görüyoruz. Rotary de onun için çok önemli bir kurum. Yani aslında dünya çapında bir şey Rotary. Sanayiciler tabii sosyal konularda çok fazla ön plana çıkamıyorlar. Çıkanlarda sizin gibi güzel örnekler de var ama. Var, yok demeyelim şimdi. Bütün sanayicilerimizi harcamayalım öyle. Ailemin şansından dolayı kaynaklanıyor. Babam ve kardeşimle beraber çalışmamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Tabii o da bir şans. Onları olmamış olsaydı bu kadar çok fazla sosyal aktiviteleri belki de. İşte bu sosyal aktivitelerin en önemlilerinden biri de Rotary denilen bir kulüp. Bu evet. Rotary bildiğim kadarıyla rotasyondan da gelen bir şey. Rotary evet. Nedir? Şimdi tabii Rotary'yi ben hem kitap anlamıyla hem de kendi dilim döndüğünce bana ne ifade ettiğiyle anlatacağım. Ama öncelikli olarak ben size sorayım. Rotary size ne ifade ediyor? Yani Rotary denildiği zaman Türk halkının aklında ne geliyor sizce? Şimdi Türk halkı ne uyandırıyor? Türk halkı ne düşünüyor onu bilmiyorum. Ben kendi kafamdakini söyleyeyim. Rotary'nin bir iş adamları kulübü olduğunu, birbirleriyle yardımlaştıklarını ama zaman zaman dışarıda muhtaç olan insanlara da yardım ettiklerini biliyorum. Rotary öyle bir kulüp ki bir iş adamı olduğunuz zaman ve Rotary'ye girdiğiniz zaman Eskişehirli misiniz? Eskişehirliyim. Moskova'da bile bir iş adamıyla temasa geçme imkanınız olabilir. Ya da Amerika'da bile olabilir. Çünkü o kulüp bütün dünya çapında bir kulüp. Yani bir ayrıcalıklı iş adamları arasına girmiş oluyorsunuz Rotary'de. Ama sadece iş adamları olarak değil. Rotary aynı zamanda muhtaca da yardım ediyor. Yani öyle bir yönü de var. Güzel bir şey bence. Rotary ilk kurulduğu zamanlarda tabii herkesi de almazlar Rotary'ye. O bir ayrıcalıktır yani o. Kolay bir şey değildir. Yani girme kriterlerimiz evet. Gerçekten bayağı yüksek. Şimdi Rotary'yi şöyle tam kitaptaki karşılığıyla anlatmak istiyorum en başta. İnsanlığa hizmet vermek, her meslekten yüksek ahlaki standartları yüceltmek, dünyada barış ve iyi niyeti yaymak amacıyla dünyadaki iş ve meslek insanlarının birleşmesinden meydana gelmiş bir sivil toplum örgütüdür. Rotary dünyadaki en büyük sivil toplum örgütüdür. Birleşmiş Milletler'in ve UNICEF'in kuruluş çalışmalarına öncülük etmiş, Birleşmiş Milletler'de masası olan ilk ve tek sivil toplum örgütü olan Rotary 1905 yılında kurulmuş ve gönüllü hizmet kuruluşlarının ilki olma özelliğine sahip. Bizde Rotary'de dönem 1 Temmuz'da başlıyor. 30 Haziran'da sona eriyor. Her birimiz, her rotaryen, her üyemiz aldığı görevi sadece bir defa üstlenebiliyor. Başkanlıkta dahil olmak üzere. Biz rotaryenler günümüzün problemlerini öngörerek hızlı aksiyon alabilen liderleriz. Bu nedenle yaşanılan sorunlardan hayıflanmak yerine her zaman çözümün bir parçası olmayı tercih ediyoruz. Evet. Şimdi ben de bir soru soracağım ama geri soru soracaksınız diye korkuyorum. Soru yoksa ben de sorumu soracağım. Rotary'nin ne olduğundan bahsettiniz ama amacı ve vizyonu hakkında da bizlere bilgi verir misiniz? Nedir Rotary'nin amacı, vizyonu? Şimdi Rotary'nin en büyük amacı bir defa kalıcı dostluklar sağlamak. Toplum içerisinde pozitif değişimler yapmayı ilke edinmek. Rotary en başta bir defa kar amacı gütmeyen, tamamıyla gönüllü insanlardan oluşan bir STK'dır. Üyelik sistemine bağlıdır. Gönüllü olarak hizmet ideali taşıyan kişilerden
oluşur. Her bir Rotaryan kalıcı pozitif değişim yaratabilmek için kendimizi ve bizi çevreleyen dünyayı iyileştirmemiz gerektiği inancını paylaşmaktadır. Rotary üyeleri toplumlarındaki sorunları belirleyerek bu sorunlar üzerinde etki yaratmak için çözümler üretirler ve herkes elinden geldiği kadar toplumuna sahip çıkmaya çalışır. Bu anlamda ben Uluslararası Rotary'nin tam kitaptaki karşılığında vizyonunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyanın dört bir yanında hem toplumumuzda hem de kendimizde kalıcı bir değişim yaratmak için herkesin birlik ve beraberlik içinde harekete geçtiği bir dünyayı birlikte yaratmak. Bu temennilere tabii biz de katılıyoruz. Felsefeniz nedir? Şimdi Rotary felsefesi denildiği zaman tabii söyleyebileceğim belki çok fazla şey var ama ben tek bir cümleyle açıklamak gerekirse bu tanımı ben çok seviyorum. Çok da doğru da buluyorum. Şöyle, bizler kadar şanslı olmayan insanlara hiçbir karşılık beklemeden yardım eli uzatmak. Rotary 1905 yılında kurulan ve gönüllü hizmet kuruluşlarından ilki olan bir yapıya sahip. 1989 yılına kadar sadece erkek üyeler kabul ediliyordu. 89 yılından sonrasında kadın üyeler de kabul edilmeye başlandı. Burada şöyle bir anekdot var. Doğru olduğunuz için özellikle de onu da tekrardan söylemek istiyorum. 1930'lu yıllarda Rotary Türkiye'ye gelmek istiyor. Yani Rotary ilk baştan Amerika'da Chicago kentinde kuruluyor. Sonrasında işte Avrupa'nın birçok yerine daha oluyor. Sonrasında da Türkiye'ye gelmek istiyor. 1930'lu yıllarda Türkiye'de o zamanki tabii ki atamız Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önüne geldiği zaman Mustafa Kemal Atatürk Rotary'yi kabul etmiyor. Ve Türkiye içerisinde girmesini istemiyor ve yasaklıyor o anda. Çünkü bunun sebebi olarak da kadın ve erkek eşitlik prensibimize, kuralımıza, kanunumuza ters olduğunu vurguluyor. Hiç bilmiyordum. Evet. Atamızın büyüklüğünü yeni bir kere daha anlamış olduk. Yeni bir bilgi öğrenmiş olduk. Evet. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Sonrasında 50'li yıllarda Türkiye belki de biraz daha fazla dışarıya açılmaya başladığı yıllarda o esnada Rotary Türkiye'ye girmeyi başarıyor. İlk olarak 55 yılında Ankara Rotary Kulübü kuruluyor. Sonrasında 56 yılında da İstanbul Rotary Kulübü kuruluyor ve sonrasında yayılıyor. Tarihçesini birazdan bahsedeceğim. Peki şu anda üye olmanın şartları neler? Ben mesela ya da izleyenlerimiz Rotary Kulübü'ne üye olmak istiyor. Yani gelip direkt biz Rotary Kulübü'ne üye olmak istiyoruz dediğimizde üye olabiliyor muyuz? Yoksa bir takım şartları var mı? Şimdi şöyle, bir defa iyi bir insan olmayı hedeflemek gerekiyor. En başta onu söylemek istiyorum. iş ve meslek sahibi olmak gerekiyor. İş konusunda ve sosyal konularda ahlaki bir standarda sahip olmak gerekiyor, değerlere sahip olmak gerekiyor. Meslek dalında önder olan kişileri daha çok tercih etmeye gayret gösteriyoruz. Ve en başta da söylemek istediğim gibi evrensel düşünebilen bir dünya vatandaşı kafasında olmak gerekiyor. Evet, bunlar üyelik kriterleri mi? Başka var mı kriterimiz? Ya, üyelik kriterleri olarak da şöyle yorum yapabilirim. İnsan aklına saygılı olmak en başta. Din, dil, ırk ayrımını gözetmemek. Yeniliklere açık olmak. İnovasyona açık olmak. İnovasyon sahibi olmak. Ve şunu asla unutmamak. Her Rotaryan gençliğe örnek olmalıdır. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Her Rotaryanın bizim üye adaylarımızın özellikle özümsemeleri için dörtlü öz denetimimiz vardır. Bunu özellikle ilk fırsatta onlara söyleriz. Ve sonrasında da onları tekrarlamalarını da isteriz. Dörtlü öz denetimimiz şudur. Düşündüğümüz, söylediğimiz veya yaptığımız şeyler gerçeğe uygun mu? İlgililerin tümü için adil mi? İyi niyet ve daha iyi dostluklar sağlayacak mı? Ve ilgililerin tümü için
yararlı mı? Bu soruları bir Rotaryan'ın kendisine düzenli şekilde her zaman sorması taraftarıyım. Sadece Rotaryan'ın değil, hepimiz soralım bence bunu. Kesinlikle orası öyle. Ben bu çok hoşuma gitti bu dörtlü öz denetim. Buraya da not aldım. Bakacağım. Gerçekten çok güzel yol gösterici bir öz denetim mekanizması. Evet, yani düşündüğümüz ve söylediğimiz şeyler, yaptığımız şeyler gerçekten de gerçeğe uygun mu? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Ve herkes için adil mi? Belki de sevdiklerimiz insanlar için adil olabilir. Ama herkes için adil mi? Bunu da özellikle sorgulamamız gerekiyor. Ve iyi niyetli bir davranış şekli mi? Daha iyi dostluklar sağlayabilecek mi bize? Ve herkes için de yararlı mı? Tabii. Bu soruların cevabını yaptığımız her hareketten sonra, yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz her eylemden sonra verirsek eğer, iyi insan olma yolunda daha hızlı bir yol kat edeceğimize inanıyorum. Evet. Rotary'de eşler dikkatimizi çekiyor. Eşlerin Rotary'deki görevleri neler? Şimdi şöyle, eşler bir defa Rotary üyelerinin doğal ortaklarıdır, üyeleridir. Eşler bizlerde çok önemlidir. Aile kavramı çok önemlidir. Çünkü biz zaten Rotary ailesi diye bahsederiz. Her zaman bu şekilde ilk cümlemiz bu olur. Eşler bir defa yapılan projelerde Rotaryenler gibi faal olmaları beklenir. Yani her zaman için eşin bir Rotary kulübü üyesinin yaptığı aktivitelerde, yaptığı projelerde eşini desteklemesi ve onun yanında yer almasını her zaman bekliyoruz. Aynı zamanda aylık bizim düzenli şekilde kendi standart toplantılarımız haricinde eşli toplantılarımız vardır. Bu eşli toplantılara katılmalarını her zaman bekliyoruz, bekleriz. Tabii bu sene COVID-19 pandemisi dahilinde her şey bambaşkalaştı. Fakat şöyle söyleyeyim, Rotary'deki en çok değer verilen ve hedeflerden bir tanesi de şudur. Yani bir işe odaklanırsın, bir işi yapmaya çalışırsın. O iş için gerekli olan doneleri toplarsın, gereken emeği vermeye çalışırsın. Ama her zaman bir de bir B planının olması gerekir. Evet. Bu açıdan biz şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de özellikle, hatta dünyada da bu geçerli olduğunu düşünüyorum. Rotaryenler, Rotary Türkiye'deki bu yıl en çok çalışan STK oldu. Çünkü B planımızı çok iyi uyguladık diye düşünüyorum. Şu ana kadar hiç durmadık. Hatta eskisine göre belki de daha bile hızlandık diyebilirim. Pandemi bizim sadece hedeflerimizi anlık olarak değiştirmek zorunda bıraktı. Evet, şimdi buraya not aldım. Interact, Rotaract ve Rotaryan olmak üzere bir ayrım var. Üçlü bir ayrım var. Bunlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi şöyle, eskiden şöyle bir kural vardı. İşte Interact'lar 12-18 yaş arasındaki gençlerden oluşuyordu. 18 ve 30 yaş arasındaki gençlerden de Rotaract'lar oluşuyordu. Bir iki sene öncesine kadar bu kural net olarak geçerliydi. Şu anda biraz daha esnetildi ama aşağı yukarı gene bu kural geçerli diyebilirim. Rotaract'lar kendine özgü dernekler masasına kayıtlı olan bir dernekler masasına kayıtlı olan bir dernektir, bir kulüptür. Fakat yaşları gereği de tabii bunu gerektiriyor. Fakat Interact'lar tabii 12-18 yaşındaki gençlerden oluştuğu için, dediğim gibi, onlar Rotary kulüplerinin bünyesinde, Rotary kulüplerinin yönlendirdiği şekilde hareket etmeye ve projelerini gerçekleştirmeye çalışan kulüpler. Biz Eskişehir Gordon Rotary Kulübü olarak bu sene umarım Gelişim Koleji ile beraber bir Interact kulübü kurmayı hedefliyoruz. Rotary kulübümüz zaten var. Interact kulübünü de Gelişim Koleji olarak kuracağız. Tabii sizlerin çocukları falan da ağırlıktadır herhalde Rotaract'ta. Tabii kendi çocuklarımız, ben bu arada bekarım, benim çocuğum olmasa da evet. Çok dostlarımızın çocukları başta olmak kaydıyla tabii ağırlıklı diyebilirim. Çünkü aileyiz dediniz, zaten aile içinde tabii. Gelişiyor. Peki. Tabii. Evet. Peki kulüplerinize üye olan kişilere ne gibi sorumluluklar veriyorsunuz? Şimdi Rotary kulüplerinde bir defa herkese zaten mutlaka bir görev verilir. Yani diğer STK'lardaki gibi bir başkan, yönetim kurulu, işte
bazı kesimdeki insanlardan değil, A'dan Z'ye tüm kulüp üyeleri mutlaka bir görev sahibi olur. Çeşitli komiteler vardır. Bu komiteleri Rotary Kulübü'nde başkan ve yönetim kurulu seçilir fakat komiteleri sonrasında başkan atar. Bu komiteler işte üyelik komitesi, vakıf komitesi, halkla ilişkiler komitesi gibi, sağlık komitesi gibi, hizmet projeleri komitesi gibi komiteler vardır. O komitelerde karşılıklı iyi niyet ve dostluk çerçevesinde dönem başkanı herhangi bir üyeyi uygun olduğu düşündüğü komiteye atar ve o şekilde yoluna devam eder. O kişi de o komiteyle ilgili olan tüm konularda sorumlu olur. Evet. Herkese görev düşüyor dediniz. Herkese o zaman görev herkes düşüyor. Aktif şekilde Rotary Kulübü'nde. Herkesin aktif şekilde olması bekleniyor. En azından bizim kulübümüz aktif olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki gençlere nasıl fırsatlar sunuyorsunuz? Şimdi gençler zaten en öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Gençlerle ilgili çok fazla projemiz var. Atatürk'ün de genç nesile ne kadar çok önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Gençleri yetiştiriniz, onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız demiştir hepimizin bildiği gibi. İnterak ve Rotorak kulüplerimizin çok değer vermemiz de İnterak ve Rotorak kulüplerimize çok değer vermemiz de zaten bundan dolayı kaynaklanıyor. Onlarla sürekli şekilde ortak projeler düzenliyoruz. Ortak toplantılar, ortak söyleşiler düzenliyoruz. Karşılıklı şekilde fikir alışverişleri yapıyoruz. Bu arada 2430. bölge olarak Genç Inc. adlı bir web sitesi kuruldu. Sadece genç dönelik. Genç İnsan Kaynakları ismi. Buradaki amaç zorlu kariyer yolculuklarında gençlere ipuçları vermek, çözüm önerilerinde bulunmak, hedeflerine ulaşmalarında avantajlı ve doğru bir şekilde ulaşmalarını sağlamak, kişisel farkındalık yaratmak, hedef belirleme, iş arama stratejileri, mülakat teknikleri gibi konularda onlara sürekli şekilde bilgilendirme yapmak amacıyla. İşte bunlar şu andaki sistemde tabii daha çok mail yoluyla veya Zoom üzerinden olmak zorunda kalıyor. Ama en yakın zamanda umarım COVID-19 pandemisinden sonrasında fiziksel toplantılarda bu konulara çok daha fazla ağırlık verilecek. Ayrıca bu noktada özellikle ben şundan bahsetmek istiyorum. Rotary'nin çok güzel bir programı var. Gençlik değişim programı var. Kısa ve uzun vadeli gençlik değişim programı var. İşte ülkemizdeki çocukların başka ülkede gitmesi, yabancı çocukların da bizim ülkemize gelmesi gibi. Orada çok güzel bir şey bu aslında. Evet, evet, gerçekten çok çok güzel bir proje. Çok uzun yıllardan beri zaten gerçekleşen bir konu bu. Gençlik değişimle ilgili bilinmesi gereken nereden ben özellikle bahsetmek istiyorum. Rotary Gençlik Değişim gönüllüler tarafından yönetiliyor bir defa en başta. Bu nedenle başka değişim programlarına göre maliyeti çok çok daha ucuz ve uygun. Yani herhangi bir Rotary kulübünün üyesinin çocuğu bunu çok rahatlıkla başarabilme hakkına sahip olmuş oluyor. Sonra öğrencilerin gittikleri ülkelerdeki lisanları bilmeleri mutlaka gerekmiyor. Yani ortak dil İngilizceyi bilmiş olmaları yeterli oluyor. Çünkü tüm dünyada öyle oldu. Aşağı yukarı evet o şekilde iletişim devam ediyor. Rotary'nin gençleri sıkı koruma politikaları ve bölge sertifikasyon programları öğrencilerin güvenliğinin en yüksek öncelikli olmasını garanti ediyor. Yani tabii günümüzde tüm dünya ülkelerinde çok ciddi bir şekilde bir güvenlik problemleri var her yerde. O yüzden de en baştaki değer verdiğimiz konulardan bir tanesi bu. Bir defa ağırlayan aileler, yani buradan biz bir çocuğumuzu oraya gönderdiğimiz zaman ağırlayan aileler de herhangi bir defa zaten bir ödeme yapılmıyor. Tamamıyla gönüllü bir aktivite. Her aile bir defa en başta inceleniyor. Geçmişleri araştırılıyor. Ailelerin öğrencilere ve ailenin bir ferdi gibi, öğrencilerin sanki bir ailenin bir ferdiymiş gibi, yani sanki hayatı boyunca onların içindeymişçesine yaşamaları bekleniyor ve onların da onlara bu şekilde davranmaları öngörünüyor. Program 15 ile 19 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor. Uzun dönem değişim sıklıkla bir akademik yıl sürüyor. Ve öğrencilerin okula gitmeleri isteniyor bu dönem içerisinde. Yani oraya gidildiği zaman, uzun dönem için gidildiği zaman öğrenci aynı zamanda kendi ülkesinde yaşıyormuş gibi
belli saatlerde, belirli günlerde okuluna gidip eğitimine de devam oradaki ediyor. Oradaki okula. Normal oradaki okula gidiyor. Bunun da şey öncesinden ayarlanıyor çok zaten. Çok güzel bir eğitim aslında farklı bir ülkede almak. Tabii. Gerçekten hem kişisel gelişimi hem yabancı dili hem de vizyonu, bireysel vizyonu, tanıyacak, evet. Çok geliştirebilen bir durum. Bireysel vizyon için gerçekten çok avantajlı. Bir de kısa vadeli değişim programları da var. Çünkü sonuç itibariyle herkesin, her ailenin veyahut da her tabii çocuğun olmaz. Uzun kolay vadeli değil. Bir şekilde bu programı ayak uydurabilmeleri de mümkün olmuyor. Kısa vadeli değişim programları da birkaç gün ile 3 ay arasında sürüyor. Ve genel olarak bir kamp veya okul bölgesinde gerçekleşiyor. Daha çok kamp statüsünde oluyor bunlar. Yani öğrenciler bir defa evleri için, kaldıkları evler için ve okul için bir defa kesinlikle para ödemiyorlar. Sadece seyahat masraflarını işte ve kendi bireysel harcamalarından sorumlu oluyorlar. Birçok bölgede öğrenciler yerel Rotary kulüpleri ve Mezunlar Derneği Rotex tarafından organize edilen hizmet projelerinde de görev alabiliyor. Ve orada da sanki kendi ülkesindeki işte Rotary kulübüne mi bağlı, Interact kulübüne mi bağlı, oradaki yaptığı projelerden de uzak kalmadan onların bakış açısıyla aynı projeleri belki de farklı bir biçimde gerçekleştirme imkanına sahip olmuş oluyor. Geri döndüklerinde de öğrencilerin Rotex grubunun bir parçası olarak Rotary ile bağlantılarını devam ettirmeleri bekleniyor. Rotary kulüplerinin de mevcut ve gelecekteki değişim öğrencilerine tavsiye ve yönlendirme yaparken geçmişteki katılımcıları ile temas halinde olmaları tabii bekleniyor. Şimdi Rotary kulübü diyoruz, hep de kulüp diye bahsediyoruz ama dernekler kanununa tabi misiniz? Tabii. Şimdi Rotary'nin iki ayağı var. Bir uluslararası ayağı, bir taraftan URE'ye bağlıyız, bir taraftan da her kulüp kendi ülkesindeki kanunlara ve yasalara göre hareket ediyor. Biz de Türkiye'de dernekler masasına bağlıyız. Evet. Şimdi tabii projelerden bahsettiniz. Toplumda farkındalık yaratan projeleriniz de var biliyorum ben. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz bize? Şimdi toplumda farkındalık yaratan projeler şöyle. Öncelikle olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi dediğim gibi her dönem bizde başkan ve bütün yönetim kurulunda değişiklikler olur. İlk olarak dönem 1 Temmuz'da başlar. Dönem 1 Temmuz'da başladığı gibi tüm Türkiye'deki bu 55 yılından beri geçerli. Ve şu ana kadar da bu alışkanlık, bu gelenek şu ana kadar hiç bozulmadı. 55 yılından beri tüm Türkiye'de dönem başladıktan sonrasında, 1 Temmuz'dan sonrasında ilk hafta içerisinde tüm dönem başkanları Anıtkabir ziyaretinde bulunur. Hep beraber o günümüzü biz Anıtkabir'de geçiririz. Ve göreve başlarken de Atatürk'ün vizyonuyla... Çok örtüşüyor zaten vizyonunuz. Teşekkür ederim. Şimdi bizim bu sene mesela gerçekleştirdiğimiz önemli projelerden bir tanesi şuydu. Kızılay'la görüşmelerimizde şunu özellikle lanse ettiler bize. Eskişehir çok uzun yıllardan beri her zaman kan bağışında çevresindeki illere, yani kendisine fazlasıyla evet, yettikten sonrasında çevresindeki illere her zaman kan bağışı yapan bir kentken, bu pandemi sürecinde bu tam tersine döndü ve Eskişehir'de Eskişehir insanı için kan ihtiyacı gerçekten çok ciddi şekilde çoğaldı. Biz de bu noktada burada yardımcı olmak istedik ve kan ve kök hücre bağışında bulunduk. Eskişehir'deki 6 Rotary Kulübü ile beraber bunu yaptık. Eskişehir'de Dede Korkut Parkı'nda Kızılay ile beraber bir pazar günü sabahtan akşama kadar aşağı yukarı 60'a yakın arkadaşımız kan ve kök hücre bağışında bulundu. Çok iyi yapmışsınız. Allah razı olsun. Çok önemli bir bağış. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, kan ve kök hücre bağışı çok önemli bir bağıştır.
Vatandaşlarımıza bunu hatırlatalım bir kere daha bu vesileyle. Evet. Evet, çok güzel çalışmalar. Benim de bildiğim kadarıyla Rotary Kulübü'nün en önemli projelerinden bir tanesi çocuk felci hastalığını sonlandırmak. Bununla ilgili de çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Çocuk felci hastalığı bizim zaten en önemli konularımızdan bir tanesi. Ona birazdan geçmek istiyorum. Öncelikli olarak şimdiki bu toplumsal farkındalık dedik ya. O konulardaki yaptıklarımızı bir tekrarlamak istiyorum. Tabii. Şimdi 13 Eylül mesela Dünya Sepsis Günü. Dünya Sepsis Günü'nde mesela bir farkındalık yarattık. Sepsis birçok hastalıkta yaşam kaybı ve birçok hastalıkta yaşam kaybı sepsis yüzünden gerçekleşiyor. Bu organ yetmezliği. Evet. Erkan Tanı Hayat Kurtarır ilkesiyle burada hareket ettik. Sonrasında bizim Evka dediğimiz bir projemiz var. Bölge projesi. Ev Kadınları Ufuk Geliştirme Projesi. Ev Kadınları Ufuk Projesi Geliştirme Projesi kapsamında Rotary eğitim seminerleri düzenledik. Yine Eskişehir'deki 6 Rotary Kulübü ile beraber. Tepebaşı Belediyesi'nin burada bize Ahmet Ataş Bey'in çok katkıları oldu. Yeşiltepe Belde Evi'nde gerçekleşti bu proje. İşte rahim ağzı kanseri, meme kanseri, aile içi şiddetin önlenmesi, ana, çocuk ve toplum sağlığı, okullarda öfke kontrolü ve şiddetin sonuçları, madde bağımlılığı ile mücadele konularında seminerler verdik. Aşağı yukarı 50'nin üzerinde her seminerimize Yeşiltepe Belde Evi'nin etrafındaki mahallelerde yaşayan ev kadınları bize eşlik etti. Çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum onun da. Onun haricinde 29-24 Ekim Dünya Polio Günü'dür. Bozüyük'te düzenledik bunu. Dünya Polio Günü'nde meme kanseri, çocuk felci ve erken tanı farkındalık projelerimizi de orada gerçekleştirdik. İşte broşürler dağıttık. Çeşitli dikkat çekici ve hoşlarına giden maskeler dağıttık. Özellikle maske takımını takmayı daha disipline sokabilmek amacıyla. Çünkü maskeleri hala şu anda büyük bir çoğunluk herhalde çenesine takıyor, öyle değil mi Kerem Bey? Öyle, çene. Kola, çene. Çene yine iyi. Dirseğe bile takanlar oluyor. Genelde dirsekte görüyoruz zaten. Neyse, ayağına takmıyorlar. Yani. Şimdi tabii bu 2020 yılı bildiğiniz üzere tarihteki artık özellik kelimesini mi kullanacağım bilmiyorum. Çok kötü bir yıl geçti. Yani her konuda. Evet. Maalesef. Her konuda hakikaten çok fazla problemler yaşadık hep beraber. Şimdi İzmir depremi de bunlardan birisiydi. İzmir depreminde 2430. bölge olarak İzmir'de bir parkın içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 50 çadırlık bir Rotary çadır kent oluştururdu. Biz de oraya en başta maddi olmak kaydıyla yardımda bulunduk. Sonrasında Tasigi Otel'de Polimex Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Tabanca ve Magnesit AŞ Genel Müdürü Eklem Bulur ile meslek dostluk buluşması düzenledik. Bu etkinliğin amacı daha çok mühendis ve mimar olan arkadaşlarımızın birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak ve aynı zamanda da değerli iş insanlarından çeşitli bilgiler alabilmek. Çünkü gerçekten de Erol Tabanca'yı dinlemek çok büyük bir keyifti gerçekten. Öyle keyif. Çok da iyi bir Eskişehirli kendisi. Çok da iyi bir Eskişehirli. Evet. Ve Eskişehir'e katkıları da gerçekten çok, tarif gerçekten edilemez. Gerçekten öyle. Hakikaten öyle. Yani o müzesi başta olmak üzere. Harika bir yer. Harika bir yer. Yani şu anda dünyadaki müzeler sıralamasına girmiş öyle, olan. Öyle, aynen öyle. Yani öyle çok gurur verici bir şey. Yani bunu Sayın Tabanca gidip İstanbul'da yapsa hiç kimse itiraz etmezdi. Evet. Belki daha da çok ama kendi memleketini burada unutmamış. Ay, utanarak söylüyorum ama benim henüz gidip gezme fırsatım olmadı. Utanmalısın. Sağ ol, teşekkür ederim. Biz bir gün gidelim, haber yapalım seninle. Evet. Bu da sana vesile olur. Tamam. Çok güzel bir müze. Yani. Hatırlatırım hakikaten, bak. Tamam, hatırlatırsın. Hakikaten büyük kayıt. Yalnız bu arada sözler birikiyor Kerem. Tamam. Şöyle bir şey daha var. Erol Tabanca'nın evinin aşağı yukarı 100 metre ilerisinde. Yani doğduğu evin, Erol Tabanca'nın doğduğu evin 100 metre ilerisinde o müzesi. Bu da herhalde bir insan için gerçekten çok gurur verici bir durum.
Tabii. Her yani, gün önünden geçerken benim müzem. Aşağı yukarı burada doğdum, bunu yaptım demek. Aha. Yani aşağı yukarı 70 sene öncesindeki odun pazarı evlerini düşünebilirsiniz. Tabii. Rotary olarak en çok ilgilendiğiniz konular neler? Rotary olarak... Bu soruya geçmeden önce ben sorumun cevabını alamadım ama. Çocuk felci ile ilgili çalışmalarınıza bahsedecektiniz. Şimdi çocuk felci ile ilgili şöyle 1985 yılından beri çocuk felci ile ilgili çok ciddi anlamda çalışmalar var. Rotary'nin ve özellikle bu konuyla ilgileniyor. Bu hastalık 1985 yılında dünyanın aşağı yukarı yarısından çoğu ülkesinde gözüküyordu ve binlerce çocuk bu konudan çok fazla muzdaripti. Bu konu üzerinde çok fazla çalışıldı. Aşağı yukarı Uluslararası Rotary Vakfı ile beraber 3 milyon dolarlık bir kaynak ayrıldı ve şu anda dünyada sadece Afganistan ve Pakistan hariç oralara girmek çok zor. Ve oralara girmek de tahmin edersiniz çok zor. Onun haricindeki her yerde artık bu hastalık önlendi, bitti diyebilirim. Yani Rotary burada %99.9'luk bir başarı elde etti. yani dünya tarihin boyunca bir hastalığın tamamıyla ortadan kalkması çok azdır. Yani iki elin parmaklarını geçeceğini düşünmüyorum. Çiçek falan var işte. Yani iki elin parmaklarını geçeceğini düşünmüyorum. Ama bu konuda ciddi anlamda çok kararlı bir şekilde hareket etmeye devam ediliyor. Tebrik ederiz biz de sizi. Çok önemli bir başarı. Tabii bu tebrik sadece Türkiye'deki Rotary'lere değil, bütün dünyadakilere. Evet. Benim sorum o zaman ben geleyim. Rotary'nin bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Söylemek istiyorum. Onu biraz önce çünkü kaçırdım. Eskişehir Rotary'si geçmiş yıllarda çok ciddi şekilde güzel işlere imza attı. Örneğin bir projeden bahsetmek istiyorum. Türk Hava Kurumu ile 2013 yılında ortak bir proje gerçekleştirildi. 18 ve 22 yaş arasındaki üniversite öğrencileri de sosyal gelişimin sağlanması ve dostlukların oluşturulması için havacılık kampı düzenlendi. Farklı ülkelerden birçok öğrenci model uçak eğitimi aldı ve uluslararası geçerli olan bir sertifikaya sahip oldu burada. Ondan sonrasında ayrıca biz geçen yıl Uluslararası Rotary Vakfı ile federasyon kulüplerinin katkısıyla 285 bin dolarlık bir küresel bağış projesi gerçekleştirdik. Bu projeye Tayvan, İspanya, Finlandiya, Hindistan ve ABD gibi ülkelerdeki Rotary kulüpleri katkı sağladı. 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdi bu proje. Projenin ismi Bir Nefes, Bin Hayat projesiydi. Bu kapsamda üretimi ülkemizde yapılan, üstüne basa basa söylüyorum bir imalatçı olarak, üretimci olarak 41 adet solunum cihazı ülkemizin çeşitli hastanelerine hediye edildi. Çok güzel. Bunların da ikisi Osman Gazi Üniversitesi'ne hediye edildi. Bir de şöyle bir çok gurur duyduğumuz ve önemli olduğunu düşündüğüm bir anekdot daha var. 78 yılında Eskişehir Rotary Kulübü üyeleri kendi aralarındaki kendi toplantılarından bir tanesinde akıllarına şöyle bir şey geliyor. 23 Nisan'ı niye dünyaya duyurmuyoruz? Ve özellikle 23 Nisan'ı uluslararası platforma taşıyan bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, TBMM'ye götürüyorlar. TBMM'de bu okeyleniyor ve sonrasında meclis de bunu UNESCO'ya götürüyor. Ve böylelikle o zamandan beri, yani 78 yılından beri 23 Nisan haftası dünyada Dünya Çocuk Haftası olarak sizin katkınız ilan ediliyor. Evet. Çok ilginç bilgiler öğreniyoruz bugün. Ben biraz önce demiştim Atatürk'ün yolunda ilerliyorsunuz diye. Çok. Doğru söylemişim. Bir kere daha Atatürk'ün burada, çünkü onun biliyorsun hediye ettiği, genç çocuklara hediye ettiği bir gündür o. Bu arada en çok ilgilendiğiniz konular aslında yavaş yavaş belli oldu ama bir kere daha toparlamanızı rica edeceğim. Şimdi şöyle, Uluslararası Rotary'nin 7 odak noktası vardır. 7. 7 odak noktası vardır. Özellikle bu 7 odak noktası üzerinde çalışılması istenir, öngörülür. Fakat tabii her dönem başkanı kendi inisiyatifiyle belki farklı projeler de yapabilir belki ama özellikle bu 7 konu üzerinden gidiyoruz biz. Bu 7 konu şu, anne ve çocuk sağlığı, hastalıkların önlenmesi, temel eğitim ve okur yazarlık,
ekonomik ve toplumsal kalkınma, temiz su ve hijyen konusu ki bu Afrika'da temiz su ve hijyene çok ihtiyacımız olacağını düşündük özellikle bir ay öncesine kadar. Evet. Sonrasında şu anda tabii problem birazcık sanki aşılmış gibi gözüküyor gönlümüz için ama uzun vadede bu seneyi mutlaka, atlattık gibi gözüküyor ama bu böyle devam edecek. Bu seneyi atlattık gibi gözüküyor ama mutlaka böyle devam edecek bu. Tamam. Yani doğaya özen göstermezsek eğer, çevreyi korumazsak aynen öyle. Ciddi anlamda ileriki yıllarda problem yaşayacağız gibi gözüküyor. Barış ve anlaşmazlıkların çözümünde Rotary gerçekten şu ana kadar çok fazla emek sarf etmiştir. Burada da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela Berlin Duvarı'nın yıkılması Rotaryenler sayesindedir. Yani şöyle diyelim. Rotaryenler tarafları bir araya getirmek için uzun yıllar boyunca uğraşıyorlar. Ve bir tarafları bir tarafa birlikte getirdikten sonrasında onların barışabilmeleri için çok ciddi anlamda gayret gösteriyorlar. Ve Berlin Duvarı'nın yıkılması da ciddi anlamda bir pay sahibiler. Tabii aslında o sadece Almanya için değil, insanlık adına da çok önemli bir dönüm noktasıydı. O. Evet. Ben hatırlıyorum. İnsanlar çıkmışlardı duvarın üzerine böyle. Terlikle vuran bile vardı. Nasıl sinirlendilerse insanlar artık. O dönemde Almanya'ya gidip gelen, turist olarak gidip gelen insanlar hatta o Berlin Duvarı'ndan kılınan işte parçaları, taşları falan getirirlerdi. Hatta sanki tavla gibi duvarları falan asılırdı. Bir sektör olduğunu bile öğrendim. Berlin Duvarı'nın parçası falan diye. Artık bilmiyorum gerçek parçası. Onu da mı ticarete dökmüşler hemen? Onu da biz Türkler akıl etmişizdir herhalde. Evet. Ve son olarak da Rotary'nin en çok ilgilendiği konulardan biri çevreyi korumaktır. Hı. Çevreyi korumak üzerine şöyle bir projemiz var. Ve bu arada tabii bir projeyi gerçekleştirirken başka bir projeyi de beraber hareket edebilmek çok daha fazla hem fayda sağlıyor hem de farkındalık uyandırıyor diye düşünüyorum. Bu yılın başında Mersin'de bizim bu seneki dönem federasyon başkanımız Mersin Kulübü üyesi Sayın Serhan Antalyalı'nın önderliğinde Mersin'de bir hatıra ormanı kuruldu. İsmi de Gül Dünya Ormanı. Bu ormanın anlamı şu. Tabii son zamanlarda özellikle bu kadın cinayetlerine de dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Her ağacın altında bir isim yazıyor. O isim de şu ana kadar işte çeşitli nedenlerden dolayı öldürülen kadınların isimleri var. Bu projeyi biz aşağı yukarı 2 ay öncesinde bitirdik. Şu anda çok ciddi anlamda orada güzel bir ortam oluşturuldu. Güzel bir projeymiş. Evet gerçekten değil mi? Çok güzel bir proje olmuş. İnşallah bir gün oraya ağaç dikme mecburiyetimiz kalmaz. Evet. Kadın cinayetleri son olur inşallah. Ben bu arada Rotary Kulübü'nün tarihçesini ve dünyadaki dağılımını çok merak ettim. Çünkü konuşmamızın başında da belirtmiş olduğunuz gibi çok ilginç, enteresan bilgiler öğrendik. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün de karşısına gelen bir proje ama kadın erkek eşitliğine ters düştüğü için Atatürk'ümüz kabul etmiyor tabii. Yine 23 Nisan'ın Ulusal Çocuk Bayramı ilan edilmesinde de sizin katkılarınız olmuş. Biraz tarihçeden bahsedebilir miyiz? Şimdi Rotary'nin tarihçesi şu. 1905 yılında genç bir avukat olan Paul Harris önderliğinde başlıyor. Chicago'da 3 arkadaşı ile birlikte akşamları buluşup geliştirdikleri fikir görüşmeleri ile başlıyor aslında. İlk esnada onlar daha çok belki de iş konusunda birbirlerine yardımcı olmak mantığıyla olaya başlıyorlar. İlk toplantıları hep kendi iş yerlerinde, kendi ofislerinde gerçekleştiriyorlar. Şöyle bir özellikle söylemek istediğim bir konu var. Bu 4 kişinin milletleri ve dini inançları birbirinden farklı. Yani birisi İngiliz, birisi Alman, birisi İsveçli ve İrlandalı. İrlanda asıldı. İrlandalı. Ve aynı zamanda Protestan, Katolik ve Museviler bunlar. Hı. Yani bu durum belki de Rotary'nin ileride ulaşacağı din, dil, ırk ayrımı gözetmeyen durumunu oluşturuyor. Bu 4 kişi kendi aralarında birbirlerinin ofislerine gidip gelirken dolayısıyla rotasyon yapıyorlar. Rotary kelimesi de buradan geliyor zaten. Ha, sıra gecesi gibi yani. Demek ki sıra derdik bize. Çok ilginç. Yani Rotary'nin adının oradan geldiğini bilmiyorum. Rotary'nin ismi oradan geliyor. Rotasyon oradan geliyor. Evet. Ve bu yıl
biz 116. yılımızı kutluyoruz. Fakat ilk defa tabii ekranlar karşısında Zoom üzerinden gerçekleşecek olan bir programımız var. Evet. Bunun öncesinde öncesinde çünkü her Rotary günü çok özel kutlamalara sahipti. Şimdi dünyada tabii tüm dünya yayıldığı için Rotary bunu yönetmesi tahmin edersiniz ki çok zor. Bu yüzden de bölgelere ayrılmış. Yani Rotary dünyada 527 tane bölgesi var Rotary'nin. 527 bölgesi var. Türkiye'de de 3 bölge var. Şimdi birinci bölge 2420 olarak adlandırdığımız 2420. bölge İstanbul ve çevresi olan işte İzmit, Yalova, Kırklareli ve Edirne'yi kapsayan bir bölge. Burası bu bölge aşağı yukarı Türkiye'de 19 milyon insana hitap ediyor. Sonrasında 2440. bölge var. İzmir ve etrafındaki 7 şehir, işte Manisa, Buğla, Balıkesir, Aydın gibi illeri kapsıyor. Biz Eskişehir kulüpleri olarak 2430. bölgedeyiz ve 2430. bölge dünyanın en büyük bölgesi bu arada. Yani İzmir etrafı ve İstanbul etrafı haricinde tüm Türkiye giriyor. Tüm Türkiye giriyor. Bunun haricinde Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Afganistan da bu bölgeye dahil. Dünyanın şu anda ortalama 200 ülkesinde Rotary kulüpleri var. 36 bin kulüp var dünyada. 36 bin kulüp var ve 1 milyon 200 bin şu anda Rotaryan var dünyada. Ya dünyanın belki de en eski STK'sı iken ve hem en büyük STK'sı anlamında, evet, durumunda şu anda. Üstelik bir de şimdi kökleri... siz bir aile izliyorsunuz. Yani 1 milyon 200 bin üye, bir de o 1 milyon 200 bin aile demek. Üstelik kökleri bu kadar, evet, eskiye dayanan bir kulübün hala günümüze kadar gelmesi büyük bir başarı bence. Tabii. Değil mi? Tabii, kesinlikle öyle. Ama bu yani buradaki etrafında toplanmak tabii insanları bir araya getiriyor. Tabii. Yani güzel amaçlar bir araya getiriyor insanı. İyi niyet üzerinden gidildiği için belki de. Evet. O ben şu ana kadar her zaman sizinle bu güzel söyleşiyi yapmadan önce Rotaryenleri biraz daha böyle kendi aralarında iş bağlantıları kuran kişiler olarak görüyordum. O doğru herhalde ama çok eksik biliyormuşum. Bu güzel bilgiler, bu güzel duygular sayesinde insanlar bir araya gelebiliyorlar. Sen eksik biliyormuşsun, benim, evet, hiç bilgim yokmuş. Peki bu 1 milyon... Türkiye'de de... Buyurun, pardon lafınızı kestim. Türkiye'de de dediğim gibi işte 55 yılında ilk olarak Ankara Kulübü kurulmuş. 56 yılında İstanbul Kulübü kurulmuş. Ve ondan sonrasında şu anda Türkiye'de yaklaşık 240 kulüp var. Ve 6000 üyeye sahip Rotary Dünyası Türkiye'de. Türkiye'de Rotary 38 şehirde şu anda, hı hı, görevine devam ediyor. Peki 1 milyon 200 bin kişiden bahsettiniz dünyada, Türkiye'de bölgelerden 2430. bölgeden bahsettiniz. Çok büyük bir yermiş gerçekten, evet, bu yapılanmanın mutlaka bir hiyerarşisi olması gerekir. Bir başkanlık, bir teşkilatlanması şeması belki olması gerekir. Evet. Bu konuda bilgi verebiliriz misiniz? Şimdi nasıl bir uluslararası sistem? Rotary Başkanı var. Uluslararası Rotary Başkanı var. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye 527 bölgeye ayrılıyor. 527 dünya adet dünyada. Evet. Dünyada 527 adet bölgeye ayrılıyor. Dünyada 527 adet bölgede 527 adet guvernör var. Yani Türkiye'deki isimli guvernör. Evet. Yani İngilizce'de vali anlamına geliyor ya. Onlarla beraber ondan sonrasında da kulüp başkanları geliyor. Bu şekilde bir hiyerarşi var. İşte kulüp içerisinde de biz seçimle geliyoruz. Seçimle geliyoruz ama bir kere sanırım. Bir kere bu görevi yapabiliyoruz. Yani ne kadar iyi olsak da ne kadar kötü olsak da bireysel olarak konuşuyorum bu noktada. Bir yıl sonrasında dönem bitiyor. Yani dönemimiz bizim 1 Temmuz'da başlar. 30 Haziran'da biter. Ve sonrasında yeni bir üyemiz bu görevi üstlenir. Daha çok tabii genelde yönetim kurulundaki insanların başkanlık görevi alması. Daha önceden yönetici zaten öngörülüyor. Tecrübesi var. Tabii yani. Daha önceden mümkün olduğunca yönetim kurulundaki olan insanların, tecrübeli olan insanların bu görevi alması öngörülüyor. Ama dediğimiz gibi işte
Bizim zaten başkanlık eğitim seminerlerimiz var Nisan ayında. Ve tarihte şu ana kadar ilk defa biz o başkanlık eğitim seminerini düzenleyemedik, gidemedik. Yani düzenledik, Zoom üzerinden düzenledik, fiziksel olarak düzenleyemedik. Normal şartlar altında her zaman Antalya'da veya Belek civarında bir otelde aşağı yukarı bir hafta boyunca süren bir eğitim seminerleri düzenlenir göreve geçmeden öncesinde. Orada tabii tüm yine, bölgedeki, yine pandemi, evet. Tüm Türkiye'deki bütün başkanların hepsi birbiriyle tanışmış olur. Çok, çok daha fazla şeyde kaynaşmış olur. Biz bunu Zoom üzerinden yaptık ama başardığımıza inanıyorum. Peki eski başkanlar yönetime gelebiliyorlar mı? Öyle bir sorun var. Eski yani başkanlar tekrar yönetime gelemiyor çok ekstrem durumlar haricinde. Yönetim kuruluna yani. Yönetim kurulunda şöyle, eski başkanlar yönetim kurulunda üye statüsünde oluyor. Yani yönetim kurulu bizde işte başkan, sekreter ve saymandan oluşuyor. Arkasından da üye statüsünde geçmiş dönem başkanları yer alıyor. Yani onların daha öncesindeki yaşadıkları tecrübe ve deneyimlerinden tabii ki onlar faydalanmak, faydalanmış oluyorsunuz. Faydalanmış oluyoruz, aynen öyle. Anladım. Bu arada bizlere ayrılan sürenin de sonuna yaklaşıyoruz ama bir görselimiz var. Biz muhabbete daldık, görseli unuttuk. Dilerseniz görselimizi ekranlara taşıyalım. Devamında son birkaç sorumuzla da kapatalım. Önce arkadaşlarımız hazırsa görseli ekranlara taşıyalım lütfen. Migration. Approximately 3 million seasonal agricultural workers, mostly from eastern provinces of Turkey, have to migrate to different cities of Turkey every year to ensure their livelihood. And one of these cities is Eskişehir. Seasonal agricultural workers who come to districts of Eskişehir every year live under very difficult conditions. Heavy working conditions, unhealthy shelter, poor quality of life. And there is another thing that is missing. Children. Benim adım Azize Eray. Bırakmak istiyorum. Ama oradan buraya geldiğimizde okulumuz yanı kalıyor. Bir yerde okumak istiyorum. Hep derslerimin verilmesini istemiyorum. Büyüyünce meslek sahibi olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum. Oradaki hastaları iyileştirmek ve devlete yardımcı olmak istiyorum. Mutlu, huzur yaşam içinde yaşamak istiyorum. Addressing problems of children whose future is in danger, Rotary started Migration Camps project to improve living conditions of the families and to touch the future of the children. Thanks to 6 containers planned to be established within the scope of this project, a brand new living space consisting of basic necessities such as laundry, toilet, bathroom, as well as an administrative office providing services such as health and occupational training is offered. Rotary aims to meet the basic needs of families as well as to touch the lives of children away from their education as a result of migration. Rotary Eskişehir Sevinç Village Immigration Campus Project is a project that can set an example in Turkey. Rotary makes a difference. Evet, programımızın başından beri de konuştuğumuz Rotary Kulübü nedir, amacı nedir, hedefleri, vizyonu nedir özetleyen bir video olmuş. Evet, Eskişehir Anadolu Rotary Kulübü'nün önderliğinde gerçekleşen, eskiden gerçekten çok güzel bir projeydi. Toplum birliklerimiz vardır bizim. Toplum Birliği Ada, Toplum Birliği projesiydi bu. İşte mevsimli kişilerin ve çocuklar için sağlıklı bir eğitim kampüsü orada kurulmuştu. Evet. Kerem, devam edelim istersen. Edelim. Sizin bir de bir tiyatro festivaliniz vardı. Rotary Tiyatro Festivali. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz bize? Rotife kısa ismi. Rotife. Rotife. Rotary Tiyatro Festivali. Rotife. Rotary Tiyatro Festivali ilk kez Eskişehir'de yapıldı. Yani bu çok beğenildiği için zaten bir bölge projesi haline geldi. Bu sene tabii ki ne yazık ki Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edildi. Geçen yılki oyunlarda işte Ali Poyrazoğlu, Genco Erkal, bayağı isimler. Evet. Tamer Karadağlı, evet bence belki de en Türkiye'deki ilk 5 isim. Volkan Severcan ve Haldun Dormen'in başrollerini oynadığı tiyatrolar düzenlendi geçen yıl. Yani bir tek boş sandalye yoktu, öyle diyebilirim. Bu oyunlarda yüzlerce öğrenciye de biz ücretsiz bilet dağıttık.
özellikle çok genç nesli tiyatroya yakınlaştırmak evet, amaç. Eskişehir zaten biz tiyatro konusunda biraz şanslı bir şehriz. Doğru evet. bir yerde başlamış. Türkiye'ye buradan örnek olduğunuzu düşünüyorum. Ve çok da gerçekten güzel vakitler evet. geçirdik. Çok da güzel vakit evet. geçirdik gerçekten. Evet. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Muhabbet ama tatlı konuşuyoruz, devam ediyoruz ama. Önce şey sormak istiyorum. Önemli bir konu çünkü. Madem sürenin sonuna geldik ama biraz bir iki dakika rica edelim rejiden. Tabii. Gordion Rotary Kulübü hakkında bilgi vermenizi isteyeceğim son olarak sizden. Şimdi şöyle, Eskişehir'de 6 kulüp var. Biz en son açılan kulübüz. İlk kulüp işte Eskişehir Rotary Kulübü. Eskişehir Anadolu Rotary Kulübü, Yazılıkaya Rotary Kulübü, Yunus Emre Rotary Kulübü ve Bozüyük Rotary Kulübü vardı. Bozüyük de bize dahil olmak üzere. Biz de 6. kulüp olduk Eskişehir'de Gordion Rotary Kulübü olarak. 2019 yılında kurulduk. Biz daha çok yeni kulübüz aslında. Evet. 32 üyeyi sahibiz şu anda biz. İşte aramızdaki üye arkadaşlarımızdan doktor, eczacı, mühendis ve iş insanlarından oluşan bir çok tatlı bir grubumuz var. Evet. geçen yılki işte toplantıları Divan Otel'de düzenliyorduk ama bu sene tabii ister istemez Zoom üzerinden gerçekleşiyor birçok şey. Mesela projelerimizden bir tanesi şöyle, en başta şeyden başladık. Tebubaşı Ulu Önder Özel Eğitim Uygulama Okulu var. Oraya Eskişehir gene Gordion Rotary Kulübü ile beraber tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılayarak mesela bir bağış projesinde bulunarak başlamıştık seneye. Ondan sonrasında işte şehrimizin bu dezavantajlı mahalleleri var ya, Odunpazarı'daki işte Gündoğdu Mahallesi. Orada Vali Sami Sönmez İlkokulu'na işte bu 5 adet temasisiz elektronik ateş ölçer aleti falan verdik. Çünkü ilk başladığı zaman pandemide çok büyük sıkıntılar oldu biliyorsunuz. Evet. Pahalı da şeyler o esnada, var. O esnada. Yani oradaki okulların alması kolay değil tabii. Evet, işte ondan sonra şehrimizde yeni yapılan 112 Çağrı Acil Merkezi var biliyorsunuz. Oraya işte bir Atatürk büstü ve eczacı dolabıyla onların açılışlarını kutladık. Sonrasında tabii sokak hayvanlarını unutmadık. Çünkü sokak hayvanlarına yardım etmek çok gerçekten de önemli. Çünkü sokak hayvanları yaşadığı ekosistemden kopmadan doğal döngüleri bozmaması evet. gerekiyor. Aksi bir durumda doğal dengenin bozulması, besin zincirinin zarar görmesi ve insanların hayatında zarar görmesinin anlamına geliyor dolayısıyla. Bu yüzden zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ve yardıma muhtaç olan hayvanlara elimizden gelen desteği bulunmaya çalıştık. Bunun haricinde işte hayvan hakları, kadına şiddet, çevre temizliği, trafik kurallarına uymanın gerekliliği, işte madde bağımlılığının zararları, düzenli beslenmek, spor gibi konular üzerinde çeşitli eğitimler ve söyleşiler düzenliyoruz sürekli şekilde. Bu arada biz 13 öğrenciye karşılıksız burs veriyoruz. Yıl içerisinde 9 ay sürecek olan artı bir şehit ailesi çocuğuna burs veriyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz. İşte artı uzaktan eğitimi destek kapsamı, uzaktan eğitimi destek kapsamında tablet bağış projesi düzenledik. Hem Eskişehir'de işte kendi kulübümüz olarak 3 adet, Eskişehir'deki kulüpler olarak aşağı yukarı 80'e yakın ve Türkiye'deki Rotary kulüpler olarak toplamda 1000 civarında tableti ihtiyacı olan çocuklarla buluşturduk. Bu arada çok güzel bir proje daha var. Önümüzdeki zamanda gerçekleşecek. 7 Mart'ta gerçekleşecek. 16. Rotary Maratonu. Yani bu sene 16.sı düzenleniyor. Bu bir koşu maratonu. İşte Rotaryenlerimiz, Rotary gönüllülerinin gönüllülerinin yıllardır Antalya'da düzenlediği bir organizasyon bu. Orada çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bir şekilde hareket ediliyor. Geçen yıl işte kız çocukları için koşulmuştu. Bu yıl spina bifidalı çocuklar için koşulacak. Yani spina bifidal hastalığı işte hamile döneminde yetersiz folik asit alınmamış olması ve annenin hem obezite problemi hem de diyabet problemi yaşamasından kaynaklanan bir kas erimesinden dolayı sonrasında yürüyememesi anlamına geliyor. Çok kötü bir hastalık biliyorum. Yani spina bifidalı çocuklar için onlara akülü araba, akülü sandalye alabilmek için bu sene bakalım koşacağız. Bu projeyi Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı ile ortak yönetiyoruz bu arada. Hedefimiz toplamda 70 adet akülü arabayı ihtiyacı olan çocuklarla buluşturmak. Web sitesi de birçocukbirhayat.org. Yani buradan birçocukbirhayat.org. Tamam, bunu da belirtelim. Çok teşekkür ederiz. Yani ben size Allah razı olsun demekten yoruldum. Gerçekten çok güzel işler yapmışsınız. Evet.
Sokak hayvanlarından tutun. Yani neler neler. Gerçekten çok mutlu oldum. 36 üyemiz var demiştiniz sanırım. 32 üyemiz var. 32. Siz bu hızla bu üye sayısını daha yüksek seviyeleri yükselteceğinizden hiçbir kuşkum yok. Hı-hı. Şu anda bütün hiçbir kuşkum yok yani, onu da söyleyeyim ben. Programımıza başlarken Rotary nedir? Açıkçası benim de çok bilgim yoktu ama şu an programımızın sonunda Rotary nedir derlerse aklıma gelecek olan ilk şey iyilik. Evet. Çok o zaman ben son olarak şöyle bir sözü istiyorum sizden. Ben Doğan, değerli bilim insanı Doğan Cüceloğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Onun bir özellikle bir yazısını okumak istiyorum size, kısa bir yazı. Tabii. Ölümün saati yok. Yanınızdaki kişiye değer verin. Kırmayın onu. Durup durup sevdiğinizi söyleyin, özel hissettirin. En ufak bir şeyde bitti, gidiyorum demeyin. Ağlatmayın, üzmeyin. Neden mi? Çünkü ölümün saati yok. Belki son görüşünüzdür. Belki de saatler sonra değil de artık toprağına dokunacaksınız. Onu değil de toprağını öpeceksiniz. Sevdiklerinizin değerini kaybettikten sonra değil, şu an bilin. Toprak altında geri vermez çünkü ölümün suati yok demiş Sayın Doğan Cüceloğlu. Bir kere daha rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. Bu evet, güzel sözlerle de programımızı noktalıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet sevgili STV izleyenleri, bir programımızın daha sonuna geldik efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle diyelim. Pazartesi günü sizleri yine ekranlarınızın başında bekliyor olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.